Bayramlar insanların birbirine sevgiyle yaklaştığı, küslerin barıştığı, duygula, duygusal yoğunluğun en fazla olduğu dönemler. ve Ülkemizde özellikle Kurban ve Ramazan bayramlarında bunu gözlemlemek mümkün. Yardımseverlik, insanların birbirine olan ilgisi, toplumdaki o pozitif enerjiyi hissetmek her zaman mümkün. Sadece ülkemizde değil aslında bütün dinlerde bütün bayram kutlaması benzer bir hava hakim. Ee, Avrupa'da da geçtiğimiz hafta kutlanan e, Noel sırasında e, benzer duygular, benzer manzaralar sık sık e, e, göze çarptı, medyaya yansıdı. Bunlardan e, en fazla konuşulanlardan birisini aktarmak istiyorum bugün. Çünkü başrolünde Türkiye kökenli bir göçmen var, Nurullah Pamuk. 44 yaşında Nurullah Pamuk bir posta dağcısı Amsterdam'da e, ve 5 e, yıldır eee Splarkweg e, sokağının postacısı sokakta hemen hemen bütün yaklaşık 400 ailenin yaşadığı sokakta hemen hemen bütün sakinlerin ev sahiplerinin isimlerini biliyor. Herkesi tanıyor. Kim hangi saatte eve geliyor, hangi saatte evden ayrılıyor bunları biliyor. Bu nedenle de işini o kadar iyi yapıyor ki hiçbir aksama olmadan yıllardır Hollandalı mahalle sakinlerinin postalarını hiç aksatmadan taşıyor ve onlarla çok iyi bir dostluk kurmuş durumda. O kadar ki geçtiğimiz günlerde geçtiğimiz yıllarda dağıt, posta dağıtmak için kullandığı el arabası kaybolmuş mahalleli toplayıp ona yeni bir araba satın almışlar. E, e, iki tane kızı var Nurullah Pamuk'un 8 ve 4 yaşlarında. Bazen onlar da e, babalarına yardım ediyorlar. Mahalledeki e, evlerin kapılarını çalıp paketlerini, postalarını dağıtıyorlar ve bütün bunlar e, büyük bir sevgi saygı içerisinde gerçekleşiyor. Nurullah Pamuk mahalleye geldiğimde işimi yapmak için sanki kendimi evime gelmiş gibi hissediyorum diyor. Çünkü e, insanların ona yaklaşımı da aynı şekilde. E, dediğim gibi sevgi saygı içerisinde ilerleyen bir e, ilişkisi var postacı Nurullah'la mahallenin ve Noel döneminde Avrupa'da gelenektir. Gazi dağıtıcıları e, ya da e, benzer işleri yapanlar e, çalıştıkları mahallelerde kapıları çalıp e, kutlama kartı verirler. Noel ya da yılbaşını e, tebrik eden kartlar verirler ve karşılığında da e, hane sakinleri onlara e, bir yıllık emeklerinin karşılığında e, bahşişler verirler. Ancak Dünyada da bilinen bir gerçektir. Hollandalılar biraz tutumlu bir toplumdur. Hani öyle çok büyük paralar yoktur hayatlarında. Hem harcama anlamında hem de bahşiş anlamında. Hatta lokantalarda, restoranlarda bahşiş kavramı yoktur burada. İnsanlar gönlünden geçerse verir. Ve hani garsonlar gelip niye bahşiş vermedin diye surat asmazlar. Öyle bir ülke. Ee, ve e, hani dediğim gibi o e, bağışlar e, cüzi miktarda küçük e, hediye alınabilecek e, miktarıdır. Ancak bu sefer e, Hollandalıları bile şaşırtan bir meblağ ortaya çıktı. E, mahalle sakinlerinden e, doktora öğrencisi 27 yaşındaki e, özür dilerim e, Amsterdam Üniversitesi doktor ve öğretim görevlisi 27 yaşındaki e, Elin van Fein öncülüğünde mahalleli ee, Nurullah Pamuk ve ailesi için e, bir e, bahşiş, e, bu sene e, farklı bir bahşiş toplama kararı almışlar. E, Elim van Fein e, Hollandalı kadın buna öncülük etmiş. Bütün mahalle sakinleriyle konuşmuşlar ve e, toplam 4200 avro bahşiş toplanmış. Yani Türk parasıyla yaklaşık 40 bin lira bir bahşiş toplanmış. E, Nurullah e, ve kızları geçen çarşamba akşamı Noel Arifası perşembe akşamı Noel Arifası son kez tatil öncesi posta dağıtmak için mahalleye geldiklerinde bir kutu çikolata badem ezmesinde bulunduğu bir hediye sepetiyle birlikte 4200 avroyu kendisine takdim etmiş mahalleli. Tabii ki çok şaşırmış çünkü hiç beklemediği bir rakam ciddi anlamda Hollanda'da oldukça ee, yüksek bir mebla asgari ücretin net 1500 civarın 1500 avro civarında olduğu düşünülürse bu ciddi anlamda iyi bir para. Tabii ki çok şaşırmış Nurullah. Tabii sadece Nurullah değil, Hollandalılar da şaşırmış. Dediğim gibi bu kadar tutumlu bir toplumda bu kadar büyük bir bahşiş kimse beklemiyormuş. En fazla en çok da Nurullah şaşkın. Yani maliyeli çok seviyorum. Her sene küçük şeyler yapılır ama ciddi anlamda bunu beklemiyordum. Bu hakikaten ee, çok mutlu oldum, beni çok şaşırtan bir gelişme diyor. Ee, mahalle sakinlerine göre ise ya bu az bile çünkü o e, buranın bir parçası, bizim bir parçamız. E, e, yıllardır bizim için çalışıyor çocuklarıyla birlikte ve en azından bu e, zor dönemde biz de ona küçük bir armağan vermek istedik. E, bu emeklerinin karşılığında diyorlar. E, hediyeyi aldıktan sonra mahalle sakinlerine teşekkür etti Nurullah e, ve ne yapacağı soruldu. E, ilk aşamada çocuklarına e, yılbaşı öncesinde giysi alışverişi yapacağını belirtti ve bir de dedi e, belki tatile gideriz çünkü geçen sene korona virüs nedeniyle tatil yapamadık. Bu sene her şey normal, gider, e, normal giderse yolunda giderse e, kızlarımla çocuklarımla birlikte ailecek bir e, tatil yapabiliriz dedi ki e, 4000 avro tatil için e, gerçekten yeterli bir para. E, geçelim diğer başlığımıza. Bayramların e, böyle güzel bir yanı var. E, bir Diğer başlığımızda Beslenme ile ilgili, daha doğrusu yine biraz da ucunda bayram var. Hani anlatırken belki dinleyicilerimiz kızacaktır. Başka sorun mu kalmadı diye, özellikle bayramdan bayrama et gören birçok insanın yaşadığı bir topluma bunu aktarırken tabi insan çekiniyor. Ama Batı'da da ne yazık ki farklı bir durum söz konusu. Çünkü refah toplumlarında fazla et tüketiminden şikayet ediliyor. Çünkü son yıllarda yapılan kampanyalara rağmen Avrupa'nın birçok ülkesinde Hollanda, Almanya, Belçika et tüketenlerin sayısında düşme değil, tüketilen et miktarında artma var. Özellikle koronavirüs döneminde insanların eve kapanmasından sonra market alışverişinin çoğalması et satışlarında geçtiğimiz yıllara göre artırdı. İşte bu nedenle ee, çevreciler başta olmak üzere beslenme uzmanlarından tepkiler, eleştiriler geliyor. Ee, artması yerine et tüketiminin düşmesi gerektiğini savunuyorlar. Ee, dediğim gibi, yani bir tarafta bayramdan bayrama et gören insanlar, diğer tarafta da et tüketiminin giderek artması, ee, bunun çevre açısından da çok ciddi sakıncaları olduğu ee, kesilen her hayvanın ya da et tüketimi için beslenen her hayvanın emisyon hacmini arttırdığı belirtiliyor. Bu yüzden de et tüketiminin artık giderek azaltılması gerektiği belirtiliyor. Bunun için de Avrupa'da başta vejeteryan gıdalar üreten firmalar olmak üzere çevreci kuruluşlar, gıda örgütleri yeni bir kampanya başlatıyorlar ve artık Haftada en az iki gün mutfağınıza et sokmayın. Bunun yerine sebze ya da daha sağlıklı e, yeşil besinlere yönelin. En azından hem e, bünyeniz rahatlasın hem de çevreye biraz e, zaman verin. E, biraz e, çevre kirliliğinin artmasını önleyecek tedbirlere katkınız olsun çağrısı yapıyorlar. Ne kadar uyulacak bunu şimdiden söylemek pek mümkün görünmüyor. Çünkü alışkanlıklar kolay kolay değişmiyor. Ancak önümüzdeki süreçte şu an olmasa bile önümüzdeki süreçte bu konudaki kampanyaların sonuç vereceği ve insanların yavaş yavaş et tüketimini azaltıp sebze ve daha farklı gıdalara yöne, yönelebileceği yönünde de umudunu koruyor. Çevre örgütleri ve gıda kuruluşları.